hukuk gelecek. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Beşeri hukuk, ilahi hukuk. Yalnız şeriat kelimesinin bugün Türkiye'de insanların tiksindiği bir tarafı yanlış anlatılmış. Yani bugün şeriata karşı olanların pek çoğu, bir kısmı kasıtlı yapıyor bu işi de, ama bir kısmı da bilmeyerek yapıyor bu işi. Bu bilmeyerek yapanların bir kısmı kol kesmeden dolayı oluyor. Kol kesmeden dolayı oluyor. Ve zinada rejim olayı olmasından dolayı bu cezalar onlara çok ağır geldiği için pek çoğu şeriata karşı çıkıyor. Yani şeriat gelirse kol kesilecek, şeriat gelirse insanlar rejim edilecek, şeriat gelirse ne olacak diye bir imaj var insanların kafasında. Bu imaj çok eskiden beri işlenip gelen bir kültür oluşturdu, bir mantar kültürü oluşturdu, mantar. Yani yabani kültürü bunu, yabani kültürü böyle ayrık otu. Ayrık otunu biliyorsunuz değil mi? Ha, ayrık otu gibi bir kültür oluşturmuş bu. Zararlı bir kültür. Çünkü aslında onların bu yorumuna da biz sebep olduk hocalar. Niye? Biz öyle anlatmışız. Kol kesilir, efendim ne olur, rejim edilir. Rejim ayeti Tevrat'tadır. Kur'an'da bir rejim ayeti yok. Bu yanlış. Bak şimdi. Yahudiliğe karşı olan antipatiyi İslam'a karşı kullandık bu sefer şimdi. Gördün mü şimdi cenaze namazını? Kılın bakayım bu cenaze namazını bakayım. Kaldırın bunu şunu, bu leşi. Kaldırın bakayım bu cenaze namazını bakayım. Kaldıramazsınız. İşte bunları konuşacağız biz. Bunu televizyon, onun için diyorum size ki bulun bir kanal da buraya konuşalım bunları, anlatalım yani. İnsanlar bunu duysunlar. Yanlış anlatılmış. İslam'da rejim olayı yoktur. Bu Yahudilik'te de açın Tevrat'ı bulursunuz orada. Tevrat'ı açın bulursunuz. Kol kesme olayını da nasıl anlamışız? Bilekten kesiliyor diye anlamışız. Öyle anlatmışlar bunu. Değil öyle. Onu size anlattım ben, hatırlarsanız. Hırsızlık ayetiyle Yusuf suresindeki ayeti kerimeyi bir araya getirip size onu anlattım ben. Onu bir daha buraya girmeyeceğiz ama size söyleyeyim. Kesme olayı burada kan akıtmak manasına geliyor. Kur'an'daki kata kelimesi, kata kesmek, kan akıtmak, yani dağlamak. İnsanın elini çiziyorsun, orada bir iz bırakıyorsun. Bu adam hırsızdır. Yoksa bir adamın elini kesersen geçimini nasıl temin edecek? Bu kadar hırsızın elini kessen bu adamlar nasıl hayatlarını geçindirecek? Böyle bir şey olur mu? Ama bunu anlatmıştım size, bir daha oraya girmiyorum. Ama size söylemiştim, bu sonucunu söylüyorum size. Kan akıtmak manasına gelir kesmek. Yani insan eline bir iz bırakırsın, o izle onun damgalamış olursun ve bunun hırsız olduğu bilinir yani. Ha, ama eli kesmek manasında değil. Şimdi bunları biz doğru dürüst anlatamadığımız için cemaate, bu sefer cemaatte kol kesme vardır. Bir elmayı kestik, kes elini. Ne yaptık? Kes elini. Falan gibi. İşte Suudi Arabistan'da görüyorsunuz bir sürü çocukların elleri kesilmiş. Hacca gidiyorsunuz, görüyorsunuz onları. Çok büyük dine karşı hakaret bu. İnsanın elini kesiyor. Şu hali görüyor musunuz siz şimdi? Şu beyni görüyor musunuz siz şimdi? 20. asırda bu oluyor ama ayetleri anlayamama. Yusuf suresindeki ayeti kerimeyi 6. cüzün 8. sayfasının 2. ayetine getirememe durum. Bu kadar basit bir olay. Ama onu anlayacak adama ihtiyaç var yani. O ayet oraya getireceksin. Dolayısıyla işte şeriata tepki gösterilmesinin %40'ını ben söylüyorum. Bizim yanlış anlatmamız dini. Dini ben, Bayraktar Hoca yani. Beni öyle görün yani. Bayraktar Hoca yanlış anlatıyor. Ben sana yanlış anlatırsam sen de bu dine tepki gösterirsin tabii. Ne yapacaksın vatandaş? Bayraktar Hoca yanlış konuşsa böyle olur. Bir kısmı böyle. Ama %40'ı, %60'ında kasıt var. Öyle. Öyle. Anlamaya çalışmıyor adam. Onun maksadı bağcıyı dövmek, üzüm yemek değil yani. Onun maksadı o. Şimdi demek ki anladınız ki, kısaca söylemiş oldum size ki, şeriatta tiksinecek bir şey yoktur diyor Allah-u Teala.
Yani insanların şeriat deyip de şeriat böyle bir umacı bir ejderha gibisinden bir olay değil arkadaşlar. Allah aşkına burada bir cehalet olayı dönüyor. Şimdi şeriata karşı olanlar da Kur'an'ı bilmiyor, İslam'ı bilmiyor. Şeriatı anlatanlar da İslam'ı bilmiyor. Şimdi işin en garip tarafı bu. İki cahil bir araya geldi mi elafe mulafe oldu şimdi. Ne demek elafe mulafe? Birkaç kişi anlamıştır onun içinizden. Kat kat. Faizi kat kat yemiyorsun diyor Allah-u Teala. Orada elafe muhalafeti kullanıyor bu ayet. Ayettir bu. Elafe mulafe ayeti dördüncü yüzdedir bu. Şimdi elafe mulafe oluyor. Yani kat kat cehalet bir araya gelince kime ızdırap veriyoruz? Kur'an'a, şeriata. Anlıyor musun şimdi? İki cahil bir araya gelince bu sefer Kur'an bundan zahmet çekiyor. İslam çekiyor. Bilmiyoruz bunu. Ne o tepki gösterdiği dini biliyor, ne şeriatı anlatan şeriatı biliyor. İşin en garip tarafına bakın şimdi. İşte bugünkü ızdırabı size anlattım. Anladınız bunu değil mi şimdi? Bu ızdırabı, bu konuyu anladınız. Bu hastalığı tedavi etmek öyle kolay değil. Yani bu kanserleşmiş bu şimdi. Bu sıçrıyor, bu kancık kanseri bu. Çok kancık böyle bütün vücudu her tarafını sarıyor kardeşim. Yani nesini ameliyat edeceksin? Adamın her tarafını doğraman lazım. Bunun tek çaresi Kur'an-ı Kerim'i anlatacağız. Bu dediklerimi insanlara anlatacağız. Bu dine tiksinecek bir şey yok. Bunları anlattığımız zaman da anlayacak bu insanlar bunu. Yeter ki bu anlama fırsatını yakalayalım ve bu insanlara bunu anlatalım. Anlatacak adam yetişti. Yetişti. Ha, konuşacağız şimdi. Dolayısıyla